Evet kazanım 27'deyiz. 180 sayısının asal çarpanlarını toplamış. Şimdi 180'i asal çarpanına ayıracağım. Ben direkt bildiğim yöntemle yapacağım. 18 çarpı 10. 18 2 çarpı 9. Yani 2 çarpı 3'ün karesi. 10 da 2 çarpı 5. Yani 180 eşittir. Şimdi 2 çarpı 2. 2'nin karesi 4. Ee, bir de 3'ün karesi var. Çarpı 5. Tabi burada şu, şu an şunu diyebilirsin. Hocam bu 36 çarpı 5 demek değil mi zaten? 36'da 4 çarpı 9 2'nin karesi 3'ün karesi diye direkt yazabilirsin. Eğer kolay görüyorsan hepsini yazabilirsin. Ben en e, şey haliyle başladım. En, gözüme en kolay gelen haliyle başladım. 2'nin kare çarpı 3'ün kare çarpı 5. Şimdi bunun asal çarpanları ne oluyor? 2 var asal çarpan olarak. 3 var ve 5 var. Bunların toplamını istiyor benden. 5 5 daha 10 yaptı. Cevabım D oldu. Devam ediyorum. 30 sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı. Şimdi bak, asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamını istiyor benden. 30'u bölen sayıları yazacağım ve bunlardan asal olmayanları toplayacağım. Doğru mu? E burada şunu düşünelim. Bak, 30'u bir yazıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 5. Doğru mu? Asal olanlar hangisi? 2, 3, 5. Doğru mu? Şimdi. Tam sayı bölenleri. Asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı. Normalde bunun bölenleri işte ne var? 1 e, var. 2 var. 3 var. 5 var. 7 var. İşte e, bu şekilde şey 1, 3, 5, 7 diyorum pardon. 1, 2, 3 bölüyor. 30'u. 5 de bölüyor. Tamam. Ondan sonra 6 bölüyor. 30'u. 3'ü e, yazdık. 10 böler. 30'u. 15 böler ve 30'un kendisi böler. Başka böleni yok zaten. Evet bunların eksileri var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 5, eksi 6, eksi 10. Doğru mu? Başka? Eksi 15 ve eksi 30 bölenler. Şimdi asal olmayanlar. Asal olanlar hangileri? Burada 2, 3, 5. Bunlar hariç diğerlerini topladığım zaman bak 1, eksi 1'i götürecek. E, 6, eksi 6'yı 10, eksi 10'u 15, eksi 15'i 30 eksi 30 götürecek. Sadece ne kalacak burada? Eksi 2, eksi 3, eksi 5. Bunları topladığım zaman bu toplam eksi 10 olacak. Aslında pratik olarak şöyle düşünelim. Asal olmayan tam sayı bölenlerini sorduğu zaman şimdi asallar hangileri? Normalde tam sayı bölenleri toplamı 0 olur. Normalde. Eğer asal olmayan deseydi, asal olmayan demeseydi tam sayı bölenleri arttılar kadar. Eksiler de vardı toplamı 0'dı. Ama asal olmayan dediği için şuradaki asalların toplamı kaç? 10. E bunları atacağım için eksililer kalacak. Eksi 10 oldu. Yani bu asalları toplayıp önüne eksi koyduğum zaman asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamını bulurum aslında. Ben uzun yoldan da anlattım. 2 e oldu. 3. Asal çarpanlarının toplamı. Şimdi bu ifadeyi toparlamam lazım. Şimdi 2 çarpı 11, 4 çarpı 11, 6 çarpı 11, 22, 44, 66. Şimdi 11'in karesi parantesini alıyorum. Şurada karesi var ya. 2'nin karesi kalır burada. Artı burası 4 çarpı 11. 4'ün karesi 11'in karesi. 4'ün karesi kaldı artı. 66'ın karesi demek 6'nın karesi çarpı 11'in karesi demek 6'nın karesi. O zaman bu da eşittir. 11'in karesi. Şurayı toplayalım bir. Bak 36. 16 daha. 4'ün karesi 16. 52. 4 daha 56. 11'in karesi çarpı 56. Şimdi onu da şöyle yazsam. 56 8 çarpı 7. Yani 2'nin kübü çarpı 7 çarpı 11'in karesi. Asal çarpanların toplamı. Buradaki asal çarpanların ne oldu? Bak 2, 7 ve 11 mi oldu? O zaman diyeceğim ki 2 artı 7 artı 11'den bu toplam 9, 11 daha 20 yaptı. Cevabım E oldu. Asal çarpanların toplamını sormuş zaten. Şimdi demiş ki bir yazılımcı alfabenin bütün harflerine farklı bir pozitif tam sayı değeri veriyor. Tamam. Daha sonra harf değerlerini her biriyle çarparak kelime değerini hesaplayan bir kod parçası yazıyor. Tamam. Örneğin CAP harflerinin değerleri sırasıyla 4, 6 ve 20 ise çap kelimesinin değeri 4 çarpı 6 çarpı 20. Tamam. Şimdi diyor ki burada kelime vermiş, değerini vermiş, kelime vermiş, değerini vermiş, kelime vermiş, değerini vermiş. Burada ne yapacağım ben? Şimdi burada öncelikle bir kelimeleri yazmaya çalışayım. Şimdi keklik bak. Keklikte ne var? 3 tane k var. k'nin kübü diye düşünelim. Çünkü ne diyor burada bak. Daha sonra harf değerini birbiriyle çarparak kelime değerini hesaplıyor. 3 tane k var k'nin kübü. Onun dışında e var. L var, i e var. Bunların e, harf değeri olarak düşünelim. Bunları birbiriyle çarptığım zaman bu çarpım 210 yapıyor. Şimdi 210'u nasıl yazarım ben? 210 da 2 çarpı 3 çarpı 5 Yani 30 çarpı 7. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Elimde bu var. Şimdi kelek. Kelek dediğim. ikinci kelimeye bakıyorum. İki tane k var. k'nin karesi diyeceğim. k çarpı k. İki tane e var. e'nin karesi çarpı bir tane l var. k'nin karesi çarpı e'nin karesi çarpı l. E bu ne oluyor? Bu kaça eşitmiş? 300'e. 300 nedir? 300'ü e 30 çarpı 10 diye düşünebilirim. Doğru mu? Yani şöyle de yazsam. 3 çarpı 2'nin karesi bu şeklinde düşüneyim. Çarpı 5'in karesi. Yani 12 çarpı 25. Ben direkt asal çarpanına ayırmış oldum. 12 çarpı 25 bana 300'ü veriyor. Bu da tamam. 294 kilit. Şimdi kilitte bir tane K var. İ'nin karesi var. Bir tane L var. Bir tane T var. Harfleri bu şekilde harf değerlerini çarpıyorum. Bu 294. Şimdi 294 nedir? 294 7'ye mi bölünüyor acaba? E, 49'un katı galiba. 294'ü bir 49'a böleyim. Yani 7'nin katına böleyim. Kaç kere var bunda? E, 4 olsun diye sonra 6 ile çarpıyorum. 9 kere 6 54. Doğru mu? Elde var. E, 5. 4 kere 6 24. 5 daha 29 tam bölünüyor. Yani 49 çarpı 6 demek 294. 7'nin karesi çarpı 2 çarpı 3 asal çapına ayırdım. 2 çarpı 3 çarpı 7'nin karesi. Şimdi buradan şuna dikkat edelim. Bak mesela k küp var burada. K'nin karesi var. K var. Şimdi burada 2, 3, 5, 7'de k küpü elde edebilir miyim? K küp elde edemiyorum. Doğru mu? Burada elde edebileceğim ne var? 1'in kübü. Yani bir sayının kübü olarak burada hiçbir sayı elde, elde edemediğim için k'yi 1 aldım. 1'in küpü kübü çarpı 1'in kübü diye de yazabilirim bunu. Fark etmez. E L, i bunların çarpımı olarak bak k kare var e kare var doğru mu yani aslında şu ifade k çarpı e'nin karesi k'yi 1 aldım bu ifade ne oldu aslında e kare çarpı l oldu k k1'in karesi ya şimdi e kare çarpı l eşittir 3 çarpı 2'nin kare çarpı 5'in karesi 2 çarpı 5 10'un karesi demek e kare 10'un karesine eşit o zaman e dediğim 10 olacak buradan direkt bunu görebiliyorum l dediğimde 3 olacak bu benim bulabildiğim değerler K'yi buldum. E'yi buldum. E'yi buldum. K'nin 1 olduğunu şuradan buldum. K'nin kübü var ya ama 2, 3, 5, 7'den hiçbir şekilde küp elde edemem. Anca 1'in kübü olabilir oradan. O yüzden bunu yazdım. Şimdi istediğim yerden başlayabilirim. Ben neyi bulacağım mesela? K yerine 1 yazdığım zaman E çarpı L çarpı I. Yani E dediğim 10. L dediğim 3. I'yi bilmiyorum. Bu 210'muş. O zaman buradan 30'a bölü 210'u. I'yi 7 buldum. Bunu buldum. Bir de t'yi bulmam lazım. k yerine 1 yazdım zaten. i kare. i 7 49 i kare. Çarpı l çarpı 3 çarpı t eşittir 294. Yani şu kilide bakıyorum. E zaten 49 çarpı 6 olduğunu bulmuştum ben. 49 çarpı 6 olması için t'nin de 2 olması lazım. 49 çarpı 3 çarpı 2 olacak. t'yi de 2 bulduk. Şimdi diyor ki tekil kelimesinin değeri şekil dediğim e çarpı e çarpı k çarpı i çarpı l demek. Her birinden bir harf var. k'yi kaç buldum? 2. e 10 k dediğim 1 i 7 buldum. l'yi de 3 buldum. Hemen çarpalım. 7 kere 3 21. 2 ile çarptım 42. 10 ile çarptım. 420 oldu. Kelimesinin değeri cevabım e oldu. Çok güzel bir soru bence. Burada dikkatli gitmek gerekiyor. Özellikle şu kısmı anlamak önemli. Şimdi bu kazanımı da bitirdik. Diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>